Selamlar arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda Nisan ayında gelecek olan güncellemeyi inceleyeceğiz. Son yıllarda gelen en büyük güncellemelerden birisi. Çok fazla sayıda büyük içerik var. Yani güncellemenin neredeyse her içeriği çok ciddi değişiklikler. O yüzden çok uzatmadan hemen başlamak istiyorum. İlk olarak Minigun'la başlayalım. Minigun bu güncelleme ile ekleniyor. Düz sol tık ile atış edemiyorsunuz. İlk önce sağ tık ile çalıştırıp sonra atış edebiliyorsunuz. Elinizde işi şu şekilde gözüküyor. Şunu atarsam daha rahat gözükür şöyle. Böyle bir sırt çantası. Elinize de bu şekilde bir ağır silah. Merak ediyorsanız taretlere ve saldırı helikopterine koyabiliyorsunuz. Çalışabiliyor. Oldukça güçlü. Böyle detayına bakmak gerekirse 45 damage, 0,5 recoil. M2'ye çok benzer dümdüz yukarı gidiyor, recoil'ini göstermek gerekirse şu şekilde mesela. Gördüğünüz gibi sadece yukarı gidiyor. Ateş efekti bu şekilde kalacaktır. Bunu değiştireceklerini zannetmem. Bir yan etki olması açısından. Yan item olarak şöyle bir minigun ammo pack denen bir item var. Gördüğünüz gibi içine büyük ihtimal mermilerinizi dolduracaksınız. Şu an için reload edemiyoruz. Bu alet dolabının yeni skin'i, bunu da hemen gösterelim. Geceleri parlıyor. Aktif olarak da şuradaki göstergeler çalışıyor. Size bir şey eksik olduğu zaman ne eksik ve içinde kaç parça item var vesaire, bunların hepsini gösteriyor. Gecede parlaması var bu şekilde. Hemen devam edelim. Benim izlediğim videoda 2-3 saniyede alet dolabını yok etmişti. Ben de biraz uzun sürdü. Şuraya mesela birkaç tane bilim adamı spamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi direkt yok ediyor. Minigun bu şekilde. Bunun taretleri veya diğer etkileşimleri vesaire, bunları yayında göstereceğim. Şu an videoda bunun için bu kadar zaman yok. Hemen devam ettiğimiz zaman Minigun'dan bahsettik, alet dolabından bahsettik. Oyrik geliştirmelerine hemen bir göz atalım. Hemen bir büyük oyrik'e gidiyorum. Bunların zaten ayrı videosunu çekmiştim. Şu an sadece son hallerini göstermek için bu videoları çekiyorum. Yoksa bunlarla şu an bir işimiz kalmadı zaten. Birazdan hem Karu Games'te zaten gelmiş sayılır, onda girişini görürüz. Şu an tuz kısmından suyu kapatarak hemen bir gösterelim. Şurada gördüğünüz alt kısım denizaltı girişi. Yani buradan dalgıçla girer. Normal adam bile yüzerek girer. Her şekilde buradan herkes girecektir. Oldrick'in direkt içine giriş sağlayan çok hoş bir eklenti. Oldrick oynanışının dinamini ciddi manada değiştirecektir. Bu şekilde buradan yukarı doğru çıkıyorsunuz. Küçük Oldrick ile büyük Oldrick arasındaki bu bağlantıda farklı olarak büyük Oldrick'te böyle bir ara kata çıkış mevcut. Küçük Oldrick'te direkt en yukarı doğru gidiyorsunuz. Yukarı doğru gittiğiniz zaman burada 3 tane çıkışınız var. Hatta 4 tane. 3 tanesi direkt kapılardan. Bakın böyle. 3 tanesi kapılardan. Bir tane de bile böyle buradan geçip gidiyorsunuz. Burası da 4. çıkış. Burayla işimiz bitsin. Hemen küçük Oldrick'i göstermeye geçelim buradan. Küçük Oldrick'e geldiğimiz zaman burada da yine tamamen aynısını görüyoruz. Önceki videodan farklı olarak buralarda kapılar yoktu. Şurası ağır şekilde karanlık gözüküyordu. Buralar düzeltilmiş, fixlenmiş. Kapılara vesaire eklenmiş, yukarısı ayarlanmış. Hemen küçük Oldrick'i de gösterelim. Küçük Oldrick'te de 3 çıkış var. 2 tanesi kapılardan olmak üzere.
Bir tanesi de şu geçişten. Bakın iki tanesi kapıdan, bir tane de şuradan geçiş var. Bu kapalı oluyor, kapılar açık oluyor ilk spawn'da Oldrig'in. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Dediğim gibi Oldrig'e ciddi şekilde farklılık katacaktır. Tamamen değiştirecektir neredeyse. Hemen buradan şey, incelemeye devam edelim. Minigun'dan bahsettik, alet dolabından bahsettik, Oerik geliştirmelerinden bahsettik. Liman yenilemesini kargo ile birlikte göstermek istiyorum. O kargo buraya gelene kadar biz hemen tankla ilgili geliştirmeye gidelim. Tank artık bilim adamı üretti. Hatta oraya gitmeyelim. Şurada bir tane tank spawnlayayım. Onda da çalışacaktır diye düşünüyorum. Tankımızı oluşturduk. Tankın canı belli bir canın altına düştüğü zaman etrafına sis atıyor ve size 4 tane bilim adamı oluşturuyor. Oldukça etkisiz bu arada. Kimsenin 4 tane bilim adamı için tank almasını zorlaşacağını zannetmiyorum. Bir de o sis atarken bu tank de yavaşlıyor, yani duraklıyor. 4 tane attın, yerinde durdu. Sisini attı ve bilim adamını oluşturdu. Yani aksine tank almayı kolaylaştırmış bu arada. Çünkü bunu yaptığı zaman tank yerinde sabit duruyor. Bunu yaptıktan sonra hareket ediyor olabilir ama şu an mesela yerinde sabit duruyor. Oldukça basitleştirmişler aksine. Zorlaştırmak ne kelime. Ya yani bilim adamları en azından zırhlı olsaydı. Hadi zırhlı yapmıyorsunuz. En azından biraz sayıları artsaydı. Madem normal bilim adamı çıkıyor, bir 10 tane 20 tane çıksaydı en azından. Veya hiç çoktan ağır bilim adamı çıksaydı. Yani bu ikisinden biri olmalıydı. Şu an yani zorlaştırmaktan aksine kolaylaştırmış, çünkü tank yerine duruyor o sırada. Yani uzaktan patlattığınızı düşünün. O sırada uzaklaşırsınız, rahat rahat roketinizi atarsınız. Tankla ilgili geliştirmemiz de buydu. Hemen buradan elektrik geliştirmelerini anlatalım. Elektriğin zaten detaylı bir videosunu çektim. Şu an burada sadece özetini anlatacağım. Özet olarak iki tane temel konu var elektrik çalışmalarında. Birincisi ve en önemlisi, artık elektrikte ara bileşenler elektrik gücü almıyor. Elektrik kullanmıyorlar. Bunun en büyük etkisini tarette görebilirsiniz. Mesela tarette bir büyük bataryadan en fazla 9 taret çalıştırabiliyordunuz. Normalde 100 enerji çıkıyor, 10 taret çalıştırmanız gerekir. Ama ara bileşenler enerji kullandığı için mecburen 9 taret çalıştırmak zorunda kalıyordunuz. Ama artık ara bileşenler enerji kullanmadığı için 10 taret çalıştırabiliyorsunuz. Bunun yanında çok fazla sayıda hata düzeltmesi, yani 30-40 maddelik belki daha fazlalık bir hata düzeltmesi var, geliştirmeler var. Bunlar ne işe yarayacak derseniz, artık ya kısaca özetini geçmek gerekirse, videoda söylediğim gibi bataryanız gereksiz enerji kullanmıyor, gereksiz güç tüketimini sağlamıyor. Bu yüzden bataryalar çok daha hızlı doluyor. Yani batarya çok daha hızlı doluyor, gereksiz güç kullanmıyor. Bataryalarınız çok daha uzun ömürlü oluyor. Yani bunları söyleyebilirim, öyle çok daha fazla bir detay yok. Bazı görsel hata düzeltmeleri vesaire de var mı tabii ki. Elektrikle ilgili konu da bu. Hemen patrol helikopteri ile ilgili bir çalışmamız var. Satın alanından bahsetmiyorum. Bu haritada gezen indirdiğimiz helikopter. Ne tarz bir değişiklik var derseniz, bu artık nasıl diyeyim? Bir 5-10 maddelik geliştirmesi vardı, özet geçmek gerekirse. İlk olarak artık sadece anıtlar etrafında gezmiyor. Ara sıra rastgele boş koordinatlara da gidiyor. Yani ben normalde anıta giderken artık mesela canı sıkıldığı zaman buraya da gelecek. Burada bir anıt yok ama ara sıra buraya gelme ihtimali de olacak. Öyle haritadaki boş noktalara gelme ihtimali de mevcut artık. Bunun dışında şöyle, helikopterde ciddi bir hata vardı. İlla denk gelmişsiniz. Bazen indirirken bir anda yok oluyordu. Bunu düzeltmek adına şöyle bir çalışma yapıldı. Bunun sebebi şundan dolayıymış daha doğrusu. Helikopter haritadan çıkma evresine girdiği zaman normalde direkt gitmesi gerekiyor ama bazen ya bir şekilde size agrolanabiliyor, size hedef alabiliyor. Bunu artık düzeltmişler. Haritadan çıkış aşamasına geçtiği zaman hiçbir şekilde helikopteri çekemeyeceksiniz. Tamamen çıkıp gidecek. Bu sayede bir anda yok olan helikopterler görmeyeceğiz. Artık karada olduğu gibi suya çarptığı anda da direkt patlıyor. Bu zaten böyleydi diye hatırlıyorum ama demek ki ara sıra buglar oluyordu.
Onun dışında genel olarak roket atmasında vesaire bunlarda geliştirmeler, düzeltmeler var. Biraz da bazı hatalarını falan yine düzeltmişler. Evet, burada patrol helikopterleri ilgili durumda. Burada hemen limanla kargo gemisine bir göz atalım. Zaten kargo gemisinin bunun videosunu çekmiştim. Şu an o videodan tek farklı olarak şuradaki köprünün son halini görüyorsunuz. Bu köprü kargo gemisi buradan girerken kalkıyor. Şuradaki yerleri de yıkıp çıkıyor. Bu takbaatların spawn alanı yerleri değiştirdi çünkü kargo ile çakışıyordu. Onu düzelttiler. Ama belki girmeyebilir. Az önce bir denediğim zaman diğer limana pas geçti çünkü girişinden geri pas geçiyor. Ama girerse de burada video olarak göstermiş oluruz. Ulan bayağı yüksekten gidiyor. Bu gariplik var diyecektim ben de. Ha, kargo gemisi kargo gemisi değil bayağı uçuyor yani. Az önce girmeme sebebi bu olabilir. Ben hiç dikkat etmemiştim. Şu an burada önemli bahsetmek gerekirse kargo gemisi buraya girerken şu köprü kalkıyor. Şuradan da geri gidiyor. Diğer limanda da buradan giriyor. Buradan köprü kalkıp buradan geçiyor. Kargo gemisi buradayken 4 tane konteyner yükleniyor kargo gemisi içine. Bu konteynerlara binebiliyorsunuz. Yani şuna benzer konteynerlar bunların kapısını açıp gidiyorsunuz. Videoda onları göstermiştik. Toplam 8 dakika civarı burada duruyor. 8 dakika bittikten sonra da çıkıyor. Toplam bu işlem 12 dakika civarı sürüyormuş. Girmesi, çıkması ve 8 dakikalık bekleme süresi derken. Limandaki değişikliğe bakılırsak zaten net şekilde görebiliyorsunuz. Burada tekrardan göstermeyeceğim. Çünkü bunlara çok ciddi bir değişiklik yok. Evet, o arada buga girdi, staklandı zaten. Belki onu tekrardan spamlayıp farklı bir şekilde videoya eklerim ama bunu zaten gösterdiğim için tekrardan göstermekle uğraşmak istemiyorum. Ama bilmiyorum, belki şu an buraya eklemiştirim. Neyse, devam edelim hemen. Şu ana kadar gösterdiklerim zaten en temel çalışmalardı. Yani minigandan bahsettik, alet dolabının siginden bahsettik, Olyrik'teki değişiklikten bahsettik, ilman yenilemelerini gösterdik, tank bilik adamlarını gösterdik, elektrik geliştirmesinden bahsettik. Patrol helikopterden bahsettik. Meyveler, kumaş, bal kabağı, patates ve mısır için dünya modelleri eklenmiş. Bu henüz staging'de değil. Şu an eklenmemiş. O yüzden bunu gösteremiyorum. Az önce denediğimde yoktu. Market hatlarındaki sorun düzeltildi. Market hatlarını artık tekrar burada görebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. Market adını ekleyemiyordunuz. Sabit ve ekmek için olarak gözüküyordu. Onu düzelttiler. Sırt çantası için bazı hata düzeltmeleri yapıldı. Daha doğrusu sırt çantası için değil de sırt çantasındaki lootlama olayı için. Sırt çantasında hover loot yaparken onlarla ilgili hata düzeltmeleri mevcut. Sunucu tagları ile ilgili çalışmalar. Bu biraz teknik bir kısım. Çok teknik de değildi yani. Önemli bir şey değil. Sunucu taraflı keselerden bahsetmiştim. Hemen özetini geçmek gerekirse hileler artık keselerinizi eskisi gibi rahat göremeyecek diyebiliriz buna. Arayüz için önemli bir çalışma yapıldı. Oyuna girişinizi, sunucunun yüklenmesini, sunucu arayüzü vesaire. Sunucu yüklenmesi pek doğru değildi. Yani oyuna giriş kısmını ve arayüzlerin yüklemesi vesaire. Buna dair çok ciddi önemli bir çalışma yapıldı. Artık bunlar çok daha hızlı gerçekleşecek. Bundan bahsetmişken hemen şunu da ekleyelim. Sunucuya giriş yaparken artık haritayı, sunucunun custom map'i yoksa haritayı sizin bilgisayarınızda kendiniz oluşturuyordunuz. Artık ya bir sunucu açıldıktan sonra haritası Rust'ın arkadaki sunucularını yükleniyor diyelim. Artık haritayı kendiniz oluşturmuyorsunuz. Harita her zaman indiriliyor. Tabi bu kapatılabiliyor sunucu ayarından. Eğer sunucu isterse kapatılıyor galiba. Veya direkt buradan kendiniz mi kapatıyorsunuz? Onun bir komutu vardı aslında. Eklemiş miyim buraya? Şu komut bizde çalışıyor mu acaba? Server. Yok, o komut burada değil. Sunucu tarafı kapatılıyor galiba bu olay. Sunucunun haritasını yüklemesi gerekiyor çünkü bu haritayı yükleyip yüklemediğini kapatabiliyor. Eğer sunucu harita yüklemesini kapatırsa yine haritayı siz oluşturmuş oluyorsunuz. Çok aşırı ciddi bir etkisi olmasa da girişinizi hızlandıracak bir etki ama sadece sunucu tarafla yapılabilen bir durum. Başlangıç hatası için hata düzeltmeleri, genel hata düzeltmeleri ve performans geliştirmeleri. Burada bunu bahsetmişken hemen Ping ile ilgili bir ayar ekleniyor. Şurada gördüğünüz gibi Estimate Ping denen bir yeni kutu var. Bu sunuculardaki pinginizi daha doğru göstermek için eklenmiş bir ayar.
Bu olduğu zaman sunuculardaki pingler artık daha doğru gösteriliyor. Yani sırf bunun için özel bir sistem eklemişler sunucu pingini daha doğru görmeniz açısından. Evet, bu da bu şekilde. Burada başka bu günceleme içine geleceğinden bahsetmenin bir şeyi var mı? Yok. Güncelemede gelecek her şeyden bahsettim. Videomuzda 15 dakika olmuş. Hemen şimdi hızlı bir şekilde özet olarak bu güncelemede gelmeyecek ama sonraki güncelerde gelecek önemli şeylerden bahsedeceğim. Bunlara dair resimler vesaire var elimizde. İlk olarak bir tır modeli var. Bunun ne olacağını bilmiyoruz. Yani sadece tır modeli M939 tır modeli deyip geçeceğim bunu. Player update'ten zaten defalarca bahsettim. Her ay çalışması devam ediliyor. Komponture desen ki yani anıtların yeniden yapılanması diyelim buna. Bunlarla ilgili çalışma devam ediyor. SKSH'le silah ile ilgili çalışmalarımız var. Motosiklet çalışmaları var. Bunun resmini şimdi burada görüyorsunuzdur motosikletin. Nexus çalışmaları devam ediyor. Nexus'tan da daha önce defalarca bahsettik. Askeri alev silah çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi askeri alev silah ve minigun'la ilgili şöyle bir önemli nokta var. Bunu bahsetmek gerekir. Galiba arızalı bilim adamları artık askeri alev silahını ve minigun'ı kullanabilecek eğer ayarlanırsa. Çünkü askeri alev silahının MP'cilerin kendi aranda birbirlerine hasar vermesi engellenmiş. Yani böyle bir çalışma yapılıyorsa bu büyük ihtimal askeri alev silahının bilim adamlarının kullanabilmesi içindir. Minigun da büyük ihtimal beraber de eklenecektir. Minigun ile ilgili şundan bahsedeyim onu söylemedim galiba. Minigun'ı tabii ki craftlayamıyorsunuz. Bulmanız gerekiyor. Nasıl bulunuyor, nasıl ediliyor onlara dair net bir bilgi yok. Şu an şarjör doldurma olayı vesaire tam stabil çalışmıyor. Zaten henüz son haline gelmemiş. Buradaki gösterdiğim çoğu şeyin detaylarını zaten yayında bahsedeceğiz. Yayında uzun uzun bunları inceleriz. Yayınımız yine aynı gün. Global günü akşam saat 8 gibi yayınımız başlar. Bir iki saat bu güncelleme içeriğini inceleriz. Zaten ucu ucuna yetişecektir Viper çünkü oldukça fazla içerik var. Evet videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu bir hafta içinde ciddi önemli bir içerik gelirse güncelleme günü yine bir videomuz olur. Ama ciddi önemli bir içerik gelmezse güncelleme günü sadece yayın açarız. Ve bu şekilde kapatırız bu ayki güncellemeyi. Yani son yıllardaki en büyük güncelleme diyebiliriz. Yani veya en büyük güncellemeler içine girer. İzlediğiniz için teşekkürler. Yayında görüşmek üzere veya sonraki videomuzda görüşmek üzere.